Herkese selam sevgili dostlar. YouTube eğitim serisi son videosundayız. Yanlış anlaşılma olmasın. Son videosu derken eğitim serisi videolarının son videosu. Yani bu paketin son videosu. 12 bölümden oluşan bu serinin sizlere altyapı oluşturmak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında sizler de kendinizi geliştirebileceksiniz. Zaten ancak bununla sınırlı kalmayacak elbette biz. YouTube eğitim, yani burası bir YouTube eğitim kanalı olduğu için belirli periyotlarda sizlerin kanallarını ilgilendiren pek çok konuda işinize yarayacak videolar yüklemeye de aynı şekilde devam edeceğim. Bugünkü son videomuzda kanalınızın tanınması ve videolarınızın izlenmesi için doping yapacağız. Doping derken nasıl bir doping yapacağız? Böyle iğneyle, enjektörle, steroid falan değil arkadaşlar. Kas geliştirmeyeceğiz. Bununla ilgili videoya hemen geçiyorum o zaman. Bundan önce videomu beğenerek kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın diyorum. Hemen videoya geçiyorum. Doping yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bu nedir bu doping? Doping. Hadi bakalım şu işte. Bakın Google Ads, bu Google'ın reklam verme platformu. Değerli arkadaşlar, benim burada bir üyeliğim var tabii neticede. Dolayısıyla buradan ben reklam verebiliyorum. Sizler de burada bir kullanıcı oluşturun. Bu kullanıcı oluştururken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kere mutlaka gerçek bir kredi kartı tanımlamanız gerekiyor. Sanal kartı dahi kabul etmiyor. Yani evet, başlangıçta sanal kartı girebilirsiniz ancak reklam vermeye başladığınız zaman önümüzdeki süreç içerisinde kısa bir süre sonra Google Ads platformunuz şüpheli ödemelerden dolayı askıya alınacaktır. O yüzden kesinlikle mail adresiniz, ev adresiniz, kredi kartı bilgileriniz, bunların hepsi gerçek olacak. Eğer kredi kartınızdaki isminizle mail adresinizdeki isminiz uyuşmuyorsa şüpheli ödemelere düşersiniz ve Google Ads hesabınız askıya alınır arkadaşlar. Bunu baştan bildirmiş olayım. Nereden biliyorsunuz derseniz de benim öyle oldu. Oradan biliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Buradan bir reklam oluşturacağız. Bakın çok düşük bütçelerle 10 liralara 20 liralara videolarınıza doping yapacaksınız. Bu size yüzlerce binlerce izlenme getireceği gibi kanalınızın insanlar tarafından daha hızlı bir şekilde tanınmasını da sağlayacaktır. Belirli aralıklarda bu harcamaları yapabilirsiniz. Kanalınız daha yeni ise mutlaka faydasını göreceksiniz bunun. Öncelikle arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi hesapta bir para görünmüyor. Yani burada sıfır bakiyedeyiz. Buraya bir para göndermemiz gerekiyor. Bunun için şurada araçlar ve ayarlar bölümüne geliyoruz. Burada özetten de yapabiliriz. İşlem sayısından da özete gelelim. Bakın burada para ekle diye bir bölüm var. Bak burada bir kart tanımlamışım daha önceden. Para ekle diyorum. Ben buraya 20 lira para ekleyeceğim bugün. Ödeme yap diyorum. Onayla diyorum. Evet arkadaşlar, burada ödememiz görünüyor artık. Burada 11 Ocak 2023, yani bugün tarihiyle 1.20 lira hesaba para yatmış. Tamam arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya gidiyorum. Şimdi buradan bir yeni kampanya oluştur diyoruz arkadaşlar. Adımlara dikkat edin. Çok kolay aslında, çok basit, göreceksiniz. Ürün ve markayı değerlendirmeyi seçiyorum. Kararları etkileyinde bırakıyorum. Devam diyorum. Burada kampanyanın adını şöyle yapalım. YouTube eğitim seti bölüm 1 yazıyorum. Aşağıda bir yer daha var. Reklam grubu adını, bunu da aynısını yapıyorum. Bütçe kısmı arkadaşlar. Kampanya toplamına bir bütçe. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Günlük de yapabilirsiniz. Kampanya toplamı da yapabilirsiniz. Günlükte kampanya toplamı şu. Kampanya toplamı, işte diyorum ki ben arkadaş bu reklam 3 gün boyunca yayınlansın. 3 gün boyunca yayınlanacak bu reklam için harcayacağım param 20 lira diyorum. Tamam mı arkadaşlar? 20 lira. Eğer bu 20 lirayı günlük olarak yapacaksanız tabii ona göre de hesabınızda baki olması gerekiyor. Ona göre ödemelerinizi yapacaksınız. Ben ne yaptım? 20 lira para yatırdım hesaba. Şimdi bu 20 lirayı kullanacağım ve bu 20 lirayı 2 günde ya da 3 günde bitmesini sağlayacağım. Onu da buradan seçiyoruz arkadaşlar. Başlangıç tarihi zaten burada otomatik geliyor. Bakın bitiş tarihiyle ilgili burada iki tane kutucuk var. 2 haftalık mı, 1 haftalık mı neyse artık şuradan seçiyorsunuz. Ama tabii ki biz 1 haftalık, 2 haftalık bir reklam vermiyoruz. Dolayısıyla buradan reklamın bitmesi istediği tarih seçiyoruz. Diyorum ki ben ayın 27'sinde bitsin. Pardon, çok fazla oldu. Bugün ayın 11'iydi. Abartmayalım. 13'ünde bitsin. Şimdi arkadaşlar 11 Ocak'ta paramızı yatırmıştık. Kampanyayı başlatıyoruz ve diyorum ki 13 Ocak'ta bu kampanya bitsin. Reklamlar bu süre içerisinde bitsin. Bunu 3 günlük bir reklam süreci olarak değerlendiriyor Google Ads. Ve günlük olarak 6 lira 67 kuruş civarında bir para harcayacağımızdan bahsediyor. Değerli arkadaşlar bakın
Burada reklam verirken biz YouTube içerik üreticiler için söylüyorum. Onun dışında farklı sebeplerle reklam verenler için burada çok daha detaylı açıklamalara gerek olabilir. Ancak bir videomun reklamını yapıyorum. Böyle aman aman ayrıntılara girmeye gerek yok. Biraz fazla ayrıntılara girildiğinde harcamanız gereken bütçe çok olur. Şimdi neydi? Şuraya geldik. Hemen bakın. Burada tarihi belirledikten sonra aşağı geldik. Türkiye. Şunu yapabilirsiniz. Başka bir konum gir deyip, tamam mı? Türkiye içerisinde İstanbul, işte mesela şöyle İstanbul, Ankara gibi buradan seçim yapabilirsiniz. Yani bu reklamlar sadece İstanbul'da gösterilsin, sadece Ankara'da gösterilsin ya da İstanbul, Ankara, İzmir'de gösterilsin gibi seçimler yapabilirsiniz ama bunu ben yapmayacağım. Türkiye'nin tamamında gösterilsin istiyorum, tamam mı arkadaşlar? Biraz daha aşağı geldiğimizde konuşma dili olarak müşterilerinizin konuştuğu dilleri seçin diyor. Elbette Türkçe ve zaten otomatik olarak burada Türkçe görünüyor. O yüzden eğer İngilizce ise yabancı ülkelerde gösterecekseniz burada Türkçe'yi kaldırıp buraya İngilizce yazabilirsiniz. Biraz daha aşağı iniyoruz. Buradaki ekstra ayarlara girmiyorum arkadaşlar. İlgili videolar falan gibi şeylere girmiyorum. Bakın. Şimdi buraya anahtar kelime girersek arkadaşlar. Evet anahtar kelime girebiliriz. Ancak anahtar kelimeye göre reklamımızı yayınlattırırsak burada bütçeyi biraz arttırmak gerekiyor. O yüzden öyle bir şey yapmıyorum ben ama yerleşim konusunda problem yok. Yerleşimleri yapabilirsiniz. Yerleşimlerde de şöyle bir durum var. Mesela biz ne yapıyoruz arkadaşlar? YouTube eğitim videoları yapıyoruz, tamam mı? Rakip kanalların üzerinde gösterilmesini isteyebiliriz. Diyorum ki benim bu reklamlarım işte nerede görülsün? Şöyle şuraya yazıyorum abicim. Kerim Demir. Kerim Demir de YouTube eğitimleri yapıyor, doğru mu? Kerim Demir yazdık arkadaşlar. YouTube kanalları 29 diyor. Ben burada Kerim Demir'in kanalına tik atıyorum. 337 bin abonesi olan kanal. Geri geliyorum. Kerim Demir'in, şimdi bakın burası Kerim Demir'le ilgili bir liste burası. Kerim Demir'in YouTube videoları varmış. Şimdi burada ne yapmışız, hangi içeriği yapıyoruz arkadaşlar? Sıfırdan YouTube kanal açma, tamam. Burada Kerim Demir'in nasıl ev aldığı ilgilendirmiyor beni. Ama yüzünü göstermeden para kazanma videosunu seçiyorum. Kerim Demir'in yeni aldığı 30 metrekarelik ofisiyle de ilgilenmiyorum ve onunla ilgili atmış olduğu havayla da ilgilenmiyorum. Aşağı geliyorum. Yüzünü ve sesini kullanmadan YouTuber olma tik seçiyorum. Diyorum ki bu videonun üzerinde de benim reklamımı gösterirsin. Para kazandıran 5 mobil uygulamaya geçiyorum. Yüzünü kullanmadan YouTuber olma. Bunu da seçiyorum. İlk 100 bin liramı nasıl biriktirilir? Bunu seçmiyorum. 2 haftada sıfırdan YouTube kanalı açmayı seçiyorum. Ayda kaç para vergi ödüyorumla ilgilenmiyorum. Tek videoda YouTube diyorum. Bunu seçiyorum. 298 bin görüntülemesi olmuş. Onun üzerinde reklam gösterimi olsun arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Şimdi web eğitim seçiyorum arkadaşlar. Web eğitim. Web eğitim kanalını seçiyorum. Onun kanalında da gösterilsin. Onunla ilgili videolara bakıyorum. YouTube kazançlarıyla ilgili videoyu seçiyorum. İzlenme arttırmayla ilgili videosunu seçiyorum. Bir ayda 1000 abone 4000 saati seçiyorum. Gibi. Sonra geri geliyorum. YouTuber eğitimlerini seçiyorum. Kanalı şu tik koyuyorum oraya. Videolarına bakıyorum. Sıfırdan profesyonel YouTube kanal açma. Tesadüfen burada Onur Naci Öztürkler de geldi. Onu da tıklıyorum. Onun da üstünden izlensin. İşkur YouTuber eğitimleri başladı. 194 bin izlenmesi varmış. Onun üzerinde görüntülensin. YouTube için nasıl video hazırlıyorum demiş. 1,5 milyon izlenmesi var. Barış Özcan'ın videosunu da gösterilsin istiyorum. Bütün bunları yaptık arkadaşlar. Bütün bunları yaptığımızı varsayıyorum. Şimdi geliyoruz buraya. Şimdi arkadaşlar YouTube videonuz diyor. Önce burada videomuzu bulmamız lazım. Videomuzu neyle bulacağız? Videomuzu buradaki başlıkla bulacağız. Tamam mı? Şöyle seçelim. Ctrl C ile yapıştırıyorum. Getir buraya yapıştırıyorum. Videomuz geldi burada. Bak videomuzu buradan seçiyorum. Feed içi video reklam seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya bir daha başlık yazacağız. Ama buraya yazdığımız başlığı az önce kopyala yapıştır yaptığımız gibi olmayacak. Türkçe karakterlere uygun şekilde. Bakın burada kelime aralıklarında ikinci kelimeye başlarken büyük harf girmiyorum. 55 karakter girdim. 100 karaktere kadar destekliyor. Daha fazlası olmaz. YouTube kanalı nasıl açılır? Bir açıklama daha yazacağım buraya. YouTube kanal ayarları dedim. Tamam mı arkadaşlar? Buraya da reklam yazmış. Buraya da ne yazalım? Kanal açma yazdım. Tamam. Reklamımız bu şekilde görünecek. Şimdi bu şartlarda reklamımızın 300 milyon kişiye gösterileceğini söylüyor. Buradaki değerler bunu ifade ediyor. Aşağı geliyoruz. Bitmedi. Daha buraya şey gireceğiz. Bütçe gireceğiz. O bütçe
Buradaki 300 milyon gösterim sayısını değiştirecek. 0,10 yazacağım. Bakalım ne olacak. He, 10 olmadı. Bak zam gelmiş ona da. Arkadaşlar epeyden beri vermiyorum. 16 yapıyorum. 0,16. Teklifimizi girdik arkadaşlar. Teklifimiz en düşük 0,16 kuruş. Diyor ki bu 16 kuruş yatırdığınızda siz diyor 3 gün boyunca 3 günlük bir 20 liralık bütçe ayırdınız. Ve bu bütçeye göre reklam gösterim başına 0,16 kuruş bir teklif belirlediniz. Bu teklif doğrultusunda ve bu bütçeye göre görüntülemeleriniz 400 ile 950 arası olacak. Gösterim sayınız da 23 bin ile 70 bin arasında olacak diyor. Tamam diyorum ben de. Kampanyayı oluştur diyorum arkadaşlar. Kampanyaya devam edin diyorum. Şu anda kampanyamız uygun olarak görünüyor ama henüz daha reklamlar başlamamış olabilir. Zaten burada daha sonra metriklerden takip edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda zaten videonuzun kaç izlendiğini de biliyorsunuz. Buradan itibaren buradaki izlenmelerdeki artışları bariz bir şekilde görebileceksiniz. İşte bu sayede bu videoya ben doping yapmış oluyorum. Bu sayede bu videoyu izleyen insanlar belki de o güne kadar hiç Metin Demir Akademi kanalından haberleri yoktu. Ve geldiler bu videoyu izlediler. Metin Demir Akademi'yi de keşfettiler. Bu kanalımla doping yapmanın en iyi yolu arkadaşlar. En iyi yolu. Umarım sizlere faydalı olur. Sizlerin de kanalları hızlı bir şekilde kısa bir süre içerisinde büyür. Dediğim gibi eğitim serimiz burada paket olarak bitti. Ama eğitim videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.